gidecek sandım. Ağzım kurudu. Hangi oda? Dur, sabırlı ol. Ay, ben de heyecanlandım şimdi. Aa, merhabalar. Biz Ahmet Bey'le görüşecektik. Ben Kadir Pakalın. İzmir'den, savcılıktan yönlendirildik. Savcı Bey'in bir görüşmesi var. Biraz bekleyeceksiniz. Tamam, buyurun. İnşallah çok uzun sürmez. İyi misin? İzmir'den talimat gelmiş midir acaba? Aa, geldiyse Savcı Bey'in odasındadır. Gelmediyse de biraz bekleyeceğiz. Bu ifadeden sonra Kerim'i serbest bırakacaklar değil mi? Yok canım, bu o kadar kolay değil yani. Soruşturma bitip de mahkemeye çıkmadan serbest kalması söz konusu değil. Ama anlaşılacak işte suçsuz olduğu. Tamam öyle de daha önümüzde uzun bir yol var. Nelere sabretmedik ki bugüne kadar? Biraz daha sabredeceksin kızım. Oturalım bari. Böyle iyi. Hacer? Ben de sizin yanınızda olacağım. Bize anlattıklarınızı eksiksiz anlatacaksınız savcıya, tamam mı? Tamam. Keşke Fatma Gül'ün davasında Yaşar Anlar'ın oyununa gelmeseydi. Abla, aslında geç kalmış da sayılmazsın. Hazır gelmişken şimdi onu da söyleyebilirsin. Abla, ne olur, sırası mı şimdi? Kerim'le ilgili gerçeğin ağırlığından kurtulmak için gelmedi mi buraya? Senin için söyledikleri de büyük. Atsın, kurtulsun. Abla lütfen, o başka bir durum. Karıştırma. İçeride söylersin. Beni böyle böyle söylemeye zorladılar dersin ya. Para teklif ettiler, ben de kabul ettim. Haklıymışsın. Bütün her şey benim üstüme kalacak. Dur bir dakika, nereye gidiyorsunuz lütfen? Niye böyle yapıyorsunuz şimdi? Gidelim artık Mustafa. Vazgeçtim ben, tamam mı? Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım. Bir dakika, hayır, buraya kadar geldikten sonra vazgeçemezsin. Onlar ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, ben er ya da geç kazanacağım o davayı. Ama şimdi önemli olan Kerim, onun kurtulması. Lütfen içeri gir ve bildiğin her şeyi anlat, lütfen. Tamam kızım. Lütfen. Görüşmek üzere, çok teşekkür ederim. Güle güle. Merhabalar. Ha, geldiniz mi? Evet, toplantınız var diye bekledik biraz. Beklediğimiz kağıt geldi mi İzmir? Geldi, geldi. İfade verecek olan kimdi? Hacer Ovacık. Gelin bakalım. Abi, merak etti tabii. Alo? Aa, alo. Benim ben, Rahmi ben. Efendim Rahmi? Merak ettik de, ne oldu? Savcılıktayız, şimdi içeride ifade veriyor. Ha, savcılıktalarmış. Hacer Hanım ifade veriyormuş şimdi. Merak edilecek bir şey yok, her şey yolunda. Ha, iyi. Ne oldu peki adam? Yetişti mi size, yakaladınız mı? Yok, göremedik. Hanımefendi, telefonla konuşmak yasak. Valla izimizi kaybetti herhalde. Keşke kaybetmeseydi de hazır gelmişken onu da şikayet ediverseydik. Adamın peşimizdeydi. Adamım kim? Hani daha önce dükkana yollamıştın ya, Asu'yu mahkemeye getiren. Sabah o peşimizdeydi. Tabii artık saflar değişti. Eskiden yanında olanlar şimdi karşısında. Yaşaranlar şimdi onu saldı peşime. Tamam, konuşurum ben onunla. Merak etme sen, seni rahatsız etmez. Bundan sonra kimse sana zarar veremez. Korkma. O yoksa ben varım. Ne kadar uzun sürdü, niye çıkmıyorlar hala? Ya bize söylediği gibi söyleyip çıkacak hali yok ki. Savcı sorular soruyordur. Tabii. Hiçbir detayı gözden kaçırmamak için aynı soruyu kim bilir kaç değişik şekilde soruyordur.
Doğru söylediğinden emin olmak için değil mi? Tabii ki. Bu da durmuyor durduğu yerde. Bunun yürümesinden artık ben yoruldum ya, sinirim bozuldu. Dur Fatma Gül, dur boş ver söyleme. Asu için, affedersin, Hacer için endişeleniyorsun değil mi? Yok, onun için değil. Onun da başı derde girecek. O gece senin orada ne işin var diye soracaklar diye korkuyorsun. Hayır, ben gerçek ortaya çıksın istiyorum. Gerçek Kerim'in suçsuz olduğu. Yardımcı olmak istiyorum dediğinde inanmadım sana. Biraz hırçın davrandım. Ama öyle çok şey yaşadık ki nasıl inanayım? Ben bütün yaşadıklarımızdan böyle pişmanım ki. Keşke böyle olmasaydı. Oldu ama. Zamanı geri döndürebilmek için neler vermezdim ki. Bir yıl öncesine dönebilseydik keşke. O zaman hep yanında olurdum. Arkanda olurdum. Seni hiç yalnız bırakmazdım. Seni savunmasız bırakmazdım. Ben bunları dinlemek için gelmedim Mustafa. Sadece bugün yaptığın şey için sana teşekkür etmek için geldim. Bütün bunlar yaşanmasaydı şimdi evli olacaktık. Mustafa yapma, kes şunu. Belki bebeğimizin müjdesini veriyor olacaktık herkese. Daha fazla ileri gitme bence. Sana zarar vermek istemedim. Sakın başlama. Asu'nun da sana karşı ifade vereceğini bilmiyordum. Yemin ederim bak. Ama engel olmadın. Hacer Ovacık'ın kim olduğunu bilmiyordum ki. Orada öğrendim. Yani mahkemede. Engel olmak istedim. Çok öfkelendim, sinirden delirdim ama... Ama ne? Bitti mi? Bitti. Evet. Bölmeyeyim seni Mustafa. Devam et. Bildiğin her şeyi anlattın mı? Anlattım. İzmir'e ne zaman gideceksiniz peki? Belli mi? Hafta içi. Merak etmeyin. Bundan sonra geri adım atmayacağım. Çok teşekkür ederim sana. Beni çok mutlu ettin. Kerim için yaptım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Dediğim gibi ben sizi arayacağım. Siz hazırlıklı olun. Gitmeden bir gün önce haber vereceğim. Tamam. İnşallah bunun bir faydası olur. İnşallah. Hoşçakalın. Her şey için çok teşekkür ederim. Daha önce de söylediğim gibi ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa yanınızdayım. Hoşça kal. Hoşça kal. Güle güle. Güle güle. Ne oldu? Savcı inandı mı anlattıklarına? Tabii ki inandı. Neler konuşuldu anlatsana. Tamam, anlatacağım hepsini. Hele bir çıkalım. Peki taksici araştırılacak değil mi? Hepsini araştıracaklar. Yalnız ben bir şey daha öğrendim. Hacer Vural'ı daha önceden de tanıyormuş. Aa, nereden tanıyormuş? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.